BİM'in mayası, BİM'den aldım bunu. BİM'de zaten bunlar buzluk bölümünde satılıyor. Bunu da biz evde buzdolabında saklıyoruz. Hatta arkadaşlar şimdi ben bunu kullandıktan sonra derin dondurucuya koyacağım. Derin dondurucuda saklayacağım. Çünkü maya çok çabuk bozuluyor. Anında buzdolabında bir de hemen bozuluyor. Zaten bakın son kullanma tarihi burada ne diyor? 29 Ocak 2020. Çok yakın yani son kullanma tarihi. Şimdi ben bunu... Normalde tarifte bir paket maya kullanın diyor ama benim babam pastacı. Babam da maya bir paket fazla olur. Çok ağır gelir diyor. Yarısını kullanın diyor. O yüzden yarısını kullanacağız. Böyle yarısını koyuyorum. Bunları da derin dondurucuya kaldıracağım. Derin dondurucuya kaldıracağım. Buzdolabında saklamayacağım. Şimdi tarifteki gibi bir su bardağı suyumuz var. Ama tarifte 4 su bardağı una, 1 su bardağı ılık su diyor. Yani biz bu 1 su bardağı ılık suyu hem mayamızı açmak için kullanacağız hem de hamurumuzu yoğururken hamurumuzu yumuşatmak için kullanacağım su 1 su bardağı olacak. Bakarım işte kıvamına göre çok koyu yapmayacağım. Yani çok sert bir hamur yapmayacağım. Mayalı hamur yapmanın püf noktası hamurumuzun çok sert olmaması. Yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım ki poğaçalarımız, pidelerimiz yumuşacık, kabaran bir hamur olsun. Biraz akışkan bir hamur elde edeceğiz. Sert, kalın bir hamur elde etmeyeceğiz. Ama mantı makarna yaparsak o zaman sert, kalın hamur istiyoruz. Diğer bütün poğaça, pide, ekmek tariflerini yumuşak bir hamur istiyoruz. Şimdi arkadaş, mayalı hamur yapmamızın ilk püf noktası, mayayı öncelikle açacağım biraz bu kabın içinde. Biraz bekleteceğim, ondan sonra unuma karıştıracağım ve diğer püf noktalarını da sizinle paylaşacağım. Şimdi 1 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 yemek kaşığı toz, 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Hem pidemiz böyle tatlı olacak, lezzetli olacak. Hem de mayalı hamur yaparken mayayı açmak için, etkinleştirmek için şeker eklememiz, glikoz eklememiz şartmış. Şimdi biraz da ılık su ekliyorum. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Ve yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Yarım maya bir de yarımı bile ne kadar yoğun kıvamlı oldu. İnşallah göreceğiz bakalım hamurumuz nasıl olacak. Ilık suyla böyle mayamızı açıyoruz arkadaşlar. Böyle bir kapta açarsak hamurumuzun etkili olmasını sağlıyor. Güzelce karıştırıyorum. Biraz bekleteceğim ki mayanın aktif olması için. Kabartma tozu da kullanabiliriz tabii ki unlu hamur işi poğaça, ekmek, pide yaparken. Ama mayalı tarifler çok daha biliyorsunuz puf puf güzel kıvamlı oluyor. Hoş bir kıvam oluyor mayalı tariflerin. Evet, güzelce karıştı. Bayağı süt kıvamına geldi. Tamamdır. Mayam biraz kenarda beklesin. Ben unumu bu kabın içine eleyeceğim. Ondan sonra mayamı ekleyeceğim içine. Bakın maya etkileşime girmeye başladı bile. Köpük köpük oldu. Üstü beyaz kabarcıklar oldu. Kabarmaya başladı. Şimdi tarifime göre 4 su bardağı un kullanacağım. 4 su bardağı unumu elekten eliyorum. Mayalı hamurları yaparken arkadaşlar tuzunu en son ekleyeceğiz. Yani mesela unun ortasına mayamızı koyuyoruz ya, tuzu da ortasına koymamamız lazım kabarması için. Hamurumuzu yoğurup tuzu böyle kenarlara serpiştirip öyle yoğurmak lazım. Tuzu ortaya koyarsanız iyi olmaz hamurunuz. Bu da bir 40 yıllık pastacı tecrübesi. Pastacı meslek sırrı. Şimdi ikinci bardağımızı. Hamur işi ne yaparsanız yapın, ekmek olsun, kek olsun, unla yaptığınız her işte ununuzu muhakkak elekten eleyin arkadaşlar. Elekten geçirin, daha güzel olur yaptığınız her şey. Üşenmeyin, muhakkak eleyin ununuzu. Şimdi unumuzu eledik, artık yoğurma işlemine geçeceğim.
mayamızı şöyle unumuzun ortasına döküyorum. Kenarda da bir su bardağı suyumuz vardı biliyorsunuz. Yarısını bunun neredeyse mayayı eritmek, çözdürmek için kullandım. Kalan yarısını bilmiyorum artık ne kadar kullanacağız bakacağız. Hamurumu yoğururken kullanacağım, ekleyeceğim hamurumu yumuşatmak için. Çünkü biliyorsunuz yumuşak bir hamur elde etmemiz önemli. Evet, yoğurma işlemine geçtim. Elime döküyorum böyle suyu. Suyum da ılık. Soğuk suyla yoğurmuyorum. Ilık suyla yoğuruyorum. Ve hepsini döktüm. Bakalım hamurumun kıvamına göre gerekirse biraz daha su ekleyebilirim. Bence koyu gibi eklemem gerekecek gibi. Arkadaşlar mayalı bir hamur hazırlarken hamurumuzun ne kadar beklemesi lazım? Bunu söylüyorum size. Bir saat de bekletebilirsiniz. Bir saat içinde de hazır olur hamurunuz. Ya da akşamdan hazırlayıp sabah da yapabilirsiniz. Sürenin hiç önemi yok. En az yarım saat, bir saat bekletebilirsiniz. En fazla da 8 saat bekletebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bu hamur biraz koyu bir hamur. Ben biraz daha su ekleyeceğim. Kedi de bu arada döndü sırtını yattı. Bakın yuvasında yatıyor. Dışarıda çünkü yağmur yağmaya başladı. Yağmuru hiç sevmez. Kafası gözüküyor. Bakın size göstereyim. Gir gir evine gir. Hadi gir. Hemen uyanma. Bir iş yaparken işini bölmek hiç iyi bir fikir değil arkadaşlar. Tamamen işinize konsantre olmak lazım. Çünkü yaptığınız iş bölünüyor. Ne yapacaksanız önce işinizi bitirin. Daha sonra yapacağınız şey neyse aklınızda olan onu yapın. Çünkü bakın şu an elimin hamuruyla kediyi videoya çekmeye kalktım. Elimdeki hamurlar yerlere dökülüyor. Ondan sonra yerleri silmek zorunda kalıyorum. Zaten çağımızın en büyük sorunu da dikkat eksikliği biliyorsunuz. Yaptığın işe odaklanmamak, tamamen o iş üzerinde durmamak. Sürekli dikkatimiz dağınık. Aynı anda birçok şey düşünüyoruz, birçok şeyle uğraşıyoruz. Bu yanlış. Bir işi bitirip ondan sonra başkasını sarkmamız lazım. Aynı anda, her yerde olamayız. O yüzden yaptığımız işe kendimizi vermemiz lazım. Hamurum çok güzel oldu ama bence biraz daha mı yumuşak olsa bilmiyorum ya. Biraz daha hafif su ekleyeyim. Yumuşak olsun ki yumuşacık güzel olsun. Pidemiz taş gibi, kazık gibi olmasın. Bu arada mayalı hamuru yoğurması da çok kolaymış. Kabartma tozuyla yaptıklarımıza göre çok daha hızlı toparlandı. Maya olmayan hamurları toplamak biraz zor olabiliyor. Hemen böyle toplanmıyor ama mayalı hamur çok hızlı toplandı. Rahat bir şekilde. Yani en acemi insan bile hamur yoğurmada mayalı bir hamur yoğurabilir. Maya var ya suyu ekleyince su nasıl fokur fokur ediyor, köpük köpük oluyor. Mayadan dolayı. Mayamızı çok güzel aktive ettik arkadaşlar. Siz de üşenmeyin. Direkt unun ortasına mayanızı atmayın. Böyle kenarda açın mayanızı ki güzelce açılsın. Biraz beklesin, şöyle fokurdasın, mayanız köpürsün. Ondan sonra una ilave edin. Artık bu noktada tuzumuzu da ekleyeyim. Tuzumuzu da unutmayalım. Tuzu en son eklersek mayalı hamurumuz daha güzel oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi tuzla da biliyorum. İstediğim gibi yumuşak bir hamur oldu artık. Mayayı açmak için yarım su bardağı, yoğurmak için yaklaşık bir su bardağı ılık su kullandım arkadaşlar. Çünkü ben yumuşak bir hamur elde etmek istedim. Gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar şimdi sofra bezimi açıyorum. Sofra bezinin arasına sarıyorum hamurumu dinlendirmek üzere. 2-3 saat bekleteceğim. Ondan sonra 2-3 saatin sonunda pide iç harcımı hazırlayacağım ve pidelerimin içini doldurup fırına vereceğim. Pişecek. Afiyetle yiyeceğiz. Yanına da tabii ki çay demlemeden olmaz.
Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın.